Bugün konuğum olduğu için hiç cıvıtmadan açacağım. Bayramlar Civata'nın katkılarıyla hazırladığımız ferasete hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bu akşamki konuğumuz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi umarım biraz ferasetlenir diye düşünerekten bunu baştan söyleyeyim. Dün değindiğim bir konuydu çünkü. Saadet Partisi Buca Belediye Başkanı adayı Sayın Ceren Kara misafirimiz. Kendisine huzurlarınızda bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Siz de sağ olun. Dün bahsettiğim bir konu vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir gibi bir metropolde bayan belediye başkan adayı olmadığını, Saadet Partisi'nin ise 4 tane adayı olduğunu hep beraber konuşmuştuk. Şimdi bu adaylarımızdan özellikle bizim alanımız, yani biz çünkü sonuçta Buca'dayız Ceren evet, Hanım. Evet, yani evet, Buca'dayız. Evet. Buca Belediye Başkanı adayı Sayın Ceren Hanım'la Buca'yı konuşacağız. Çok Projeleri memnun. Masaya yatıracağız. Bir sohbet havasında olacak zaten Ceren Hanım. Çok memnun oldum. Öncelikle bizim izleyicilerimiz, siz zaten sizi tanıyanlar çok. Bizim izleyiciler birazcık beni izledikleri için boş muhabbet yapıyor onlar. Estağfurullah. Onlara da biz bunu sizi tanıtmak istiyorum açıkçası. Buyurun Ceren Hanım. Ben Bucalıyım her şeyden önce. Burada doğdum, burada büyüdüm. Bu ilçe sınırlarının dışında bir yerde de yaşamadım. Evet. Anneyim, akademisyenim, aynı zamanda iş kadınıyım. Buca için hayalleri olan, bu hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkmış bir kadın adayım. Allah muvaffak etsin diyelim. Bizim üstümüze düşen o. Şimdi Buca için yola çıktınız. Buca için neler düşünüyorsunuz? Tabii ben bu sorudan önce aslında daha bir marjinal bir soru sormak istiyorum. Neden Saadet Partisi? Bunu her yerde soruyorlar bana. Evet. Çünkü insanların kafasında Saadet Partisi'nin algısı biraz farklı. Hı hı. Bunda öz eleştiri de yapmak istiyorum. Yeterince kendimizi anlatamadığımızı, kendimizi tanıtamadığımızı, doğru iletişim dilini belki kullanamadığımızı düşünüyorum. Saadet Partisi'nin kapısı herkese açık. Evet. Saadet Partisi benim için şu anda ki siyasi partiler içerisinde en temiz kalmış, en samimi, en rahat siyaset yapabileceğiniz, sizi kısıtlamayan, istediklerinize, Evet. hayallerinize ulaşmanız konusunda size destek olan bir parti. Onun dışında Saadet Partisi'nin hep söylüyorum ben bu kenti kadın adaylarla yöneteceğiz diye yola çıkan partiler vardı biliyorsunuz. Evet. Ne yazık ki metropol ilçelerde kadın adaylarını göremiyoruz. Var ama genelde metropolde kalmayan İzmir'in diğer daha küçük ilçelerinde kadın adayları Doğru. var. Ben Bucalı olduğum için, bu ilçeyi çok sevdiğim için, burada yaşadığım için Saadet Partisi'nin de dürüstlüğüne, samimiyetine canı gönülden inandığım için Saadet Partisi'nden Buca Belediye Başkan Adayı oldum. Büyük bir ilçe. Evet. Buca büyük bir ilçe. Evet, Bu evet, evet. sizin aslında büyük bir yükü de omuzladığınız anlamına geliyor. Hı. Ve dünkü programda da söyledim, yuvayı dişi kuş yapar. Burası da benim yuvam. Gibi, evet. Ben çünkü sizden de dün bahsettim. Şimdi bayan belediye başkan adayı seçilirken bunun saadetli olması nasıl bir etki yaratacak sizce? Ben seçmenin tamamına şunu anlatmaya çalışıyorum. Öncelikle bu bir milletvekili seçimi değil. Evet. Dolayısıyla bir yerel yönetime talip oldum. Burada partinin kendisine değil, adaya bakılmasından yanayım. Doğru. Aynen. Dolayısıyla seçmenin gözünde biz şu anda 4 adayız. Daha doğrusu aslında 4 aday değiliz, daha fazlayız ama kesinlikle hani bir pot kırmak da Estağfurullah. istemiyorum. Estağfurullah. Ama hangi adayın Buca'nın yönetiminde gerçekten Buca'nın halkına hizmet edeceğini insanların, seçmenlerin görerek gönüllerinden geçen kimse ona oy vermelerini özellikle rica ediyorum. Buca'nın büyük olması kesinlikle beni ürkütmüyor. Zaten ürkütmüş olsaydı böyle bir göreve talip olmazdım. Olmazdınız, doğru. Buradaki amaç, hedef Buca ile ilgili hayallerimi, Buca halkını ortak etmek
ve bunları gerçekleştirmek. Bunun için de var gücünüzle zaten çalışıyorsunuz. Evet, Bayağı bir yoğun bir programınız var. Ben projelere gene arkadaşlar, projelere girmeden önce Saadet Partisi'nin enteresan bir şekilde genel seçimlerde ittifakla seçime girdi. Ama yerel seçimlerde ittifak istemiyorum. Ben tek başıma girmek istiyorum. Evet. Şimdi bazı yerler işte şöyle efendim şöyle oldu falan böyle oldu falan filan diyenler oluyor tabii. Bunu biliyorsunuz her zaman oluyor. İttifakın olmaması mı Saadet Partisi için iyi olacak yerel seçimlerde, yoksa olsaydı daha iyi olur muydu mu? Düşündünüz mü hiç? Şimdi öncelikle zaten yerel seçimlerde resmi anlamda bir ittifak yapabilme olasılığınız yok. Hı hı. Bugün kurulan ittifaklarda da bunun bir yasal dayanağı da yok. Doğru. İlk önce bunun altını çizmek isterim. Kurulan ittifaklara da ben pek inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. Evet, tavanda, parti yönetiminde alınmış kararlar olabilir. Hı hı. Ama bunun seçmene yansıması ne kadar olacak? Biz bunu 1 Nisan sabahı ya da 31 Mart akşamı zaten göreceğiz. Doğru. Dolayısıyla az önce de söyledim. Kendimi tekrarlamak gibi olmasın ama çok önemli bir mevzu bu. Saadet Partisi'nde zaten ittifaksız giriyor seçime. Bir kere onun altını çizelim. Doğru. Kesinlikle Türkiye genelinde bütün belediyelerde aday gösteren tek parti Saadet Partisi. Evet. Biz bunu yaparak hem biz ne yapabiliyoruz? Parti olarak onu görmek istiyoruz. Onun dışında da ittifakların gerçekten de seçmenin, taban seçmende yani tabanda çok karşılığının olduğuna da inanmıyoruz. Doğru. Çok spesifik örnekler veriliyor. Birkaç gündür televizyonlarda özellikle bir takım ulusal medyada işte falanca partisi Saadet Partisi'nin adayını desteklemek için çekildi. Aa, onlar ittifak yapıyorlar. Filanca parti işte gene belirli bir adayı desteklemek için çekildi şeklinde çok haberler dönüyor. Doğru. O yüzden bizi izleyenlere önemli tekrar vurguluyorum. Evet, o aday çok doğru bir adaydır. Seçmene doğru yaklaşan, belediye başkanı adayı olduğu beldeye, ilçeye, kente gerçekten faydalı olacağına inanılan bir adaydır. Elbette ki seçmen bunu görür. Doğru. Zaten bir adayda birleşebilir. Bu bir ittifak demek değildir. Tabii, bu ittifak değil. Doğru. Kesinlikle ittifak demek değildir. Maalesef yanlış algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Farklı partilerle Saadet Partisi'nin adı aynı düzlemde kullanılmak isteniyor. Bir negatif etki yaratmak için bu kullanılıyor. Doğru. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bugün faaliyetini sürdüren bir siyasi parti eğer sürdürmeye devam ediyorsa, bununla da ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadıysa, bu partileri de kötüdür, öyledir, böyledir diye ayrıştırıcı ifadelerle tamamen birbirinden koparmak, o da çok yanlış. Doğru. Ya o da tabii farklı bir işin farklı bir farklı boyutu aslında. Farklı bir boyutu. Burada tabii izleyicilerimizin, daha doğrusu sadece bizim izleyicilerimizin değil, genel anlamda televizyon izleyicisinin algılardan biraz uzak durması lazım. Gerçeğe bakmaları lazım. Yani çok manipülatif bir dönem yaşıyoruz. Evet. Ben artık ideolojilerin de çok kalmadığı inancındayım. Bu manipülatif dönemde seçmenin algısıyla oynayabilmek için çok fazla da bilgi kirliliği yaratılıyor, oluşturuluyor. Evet. Tek yanlı televizyonlar, tek yanlı yazılı basın veya internet, gene internetten ulaştığımız bilgilerin de geneli çok yanıltıcı. Bu tamamen ne yazık ki manipülatif bir propaganda yapılıyor. Seçmenlerin de bu hataya düşmeyeceğini temenni ediyorum ben. Öyle umut ediyorum daha doğrusu. Yani tabii biz de aynı şeyleri umut ediyoruz ama yani o kadar enteresan insan tiplerini görüyorum ki artık. Ben dün mesela bir paylaşım yaptım bir buradan canlı yayında. Yani bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Ceren Hanım var şimdi. Bunu ben pazartesi günü bir aile yapacağım sizlere. Şimdi Ceren Hanım, ben gene çok özür dileyerek size projelere henüz daha girmeden bir sorum var aklımda. Daha doğrusu bir iki tane sorum var da. Tabii, buyurun. Şimdi Şirinyer'de bir cezaevi var. Evet. Bu cezaevini kaldıracak mısınız? Şimdi dedim ya, ben doğma büyüme Bucalıyım. Evet. Şirinyer'de yaşıyorum zaten. Herhalde bir 40 yıldır o cezaevi kalkacak. Evet.
Ben bildim bileli o cezaevi kalkacak. Evet, Türkiye'nin hiçbir bölgesinde, hiçbir beldesinde böyle şehrin tam ortasında kalmış, Yok. yerleşim yerinin ortasında kalmış bir cezaevi yok. Doğru. Aslına bakarsanız Buca'da da 2012 yılında mevcut belediye başkanının hazırladığı, o dönemki daha doğrusu, yanlış söylüyorum kusura bakmayın. O Estağfurullah. dönemki belediye başkanının hazırladığı ve cezaevinin kalkacağı yönünde bir proje vardı ve bu onaylandı. Cemil Şeboy'du galiba. Yanlış Hayır, mı? Ercan Ercan Tatı, Tatı. Anladım. Ercan Tatı Pardon. döneminde bu proje onaylandı, hali hazırdaydı. Fakat bu sadece belediyenin tek başına yapabileceği bir iş değil. Adalet Bakanlığı'nın bir yer göstermesi ve Adalet Bakanlığı'yla ortaklaşa yapılabilecek bir işlem. Elbette ki cezaevinin kaldırılmasını çok istiyorum. Bir Bucalı olarak her şeyden önce ben istiyorum. Ama sürekli her seçimde aynı vaadin tekrarlanıyor olmasına da çok anlamlandıramıyorum. Bu Anladım. zaten olması gereken bir şey. Tabii ki kaldırılması lazım. Tabii ki de kaldırılacak. Ama Bu kime konu nasip olacak? aynen öyle. Aynen öyle. Ama noter tasdikli bir şeyiniz olmazsa biz size şimdi nasıl inanacağız belediye başkanı olarak? Bir noter tasdikli verseydiniz. Şimdi bazı belediye başkanları noter tasdikli bir sürü boş işlerle uğraşıyorlarmış da. Onu da duydum. Allah'tan da Ercan Tatı zamanında kaldırılmamış, o da hipodrom falan yapabilirdi yani. Belli olmaz çünkü sağ ben biliyorum yani. O... Şimdi bir de şey var. Ceren Hanım, trafik zaten Buca'da bir keşmekeş. Siz zaten Evet. Bucalısınız. Ben Evet. hasbelkader zaman zaman Buca içine girdiğim zaman bir sıkıntı yaşanıyor. Yüksel Çakmur zamanında belki hatırlarsınız, Konak'tan dolmuşları kaldırdı. Evet. Siz Buca'dan dolmuşları kaldırmayı düşünür müsünüz? Hani böyle projeniz var mı anlamında da sormak istemiyorum. Yok, estağfurullah, Çünkü hiç zaten bir önemli değil. gerginlik var orada. Şimdi evet, bir gerginlik var. Şirin yerin Buca'nın trafiği de burada yaşayan insanlar için büyük zulüm haline geldi. Evet. Ama dolmuşları kaldırmaktan önce benim aslında bununla alakalı apayrı projelerim var. O zaman Onlardan çok kısa tabii bahsetmek tabii isterim. tabii. Trafik çünkü gündelik hayatımızın her alanında bizi çok etkileyen bir konu. Doğru. Siz de hatırlarsınız, Şirin yerden Buca'ya bir tren istasyonumuz var, Evet. bir tren yolumuz var ve benim çocukluğumda biz o treni kullanabiliyorduk. Arkasından taş atanlar da içerideki. Onlar kesin atıyordu Sayın Başkan. Atar o da Bucalı çünkü. Tekrar o treni faaliyete geçirmeyi çok istiyorum. Ha, bunu nasıl yapmak istiyorum? Daha estetik, daha Evet. güzel bir belki bir tramvay dizaynıyla, Evet. daha nostaljik bir şekilde. Eğer biz o tren yolunu faaliyete geçirirsek trafiği bir nebze rahatlatabiliriz. Onun dışında sokak aralarımızdaki asfaltlama problemlerimiz had safhada. Özellikle servis şoförlerinin bu konuda çok ciddi sıkıntıları var. Sokak aralarına giremiyorlar, yolların delik deşik olduğunu söylüyorlar. Doğru. Sokak aralarındaki asfaltlama çalışmalarını tamamladığımızda, ana hartel caddelerin kullanımı dışında diğer alanlar da kullanılacağı için rahat olarak trafik gene bir nebze, gene Doğru. rahatlayacak. Nefes alacak. Evet, bir nefes alacak. Doğru. Bunun ötesinde tabii ki Buca çok kozmopolit bir ilçe oldu. Nüfusumuz gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla bunun etkisiyle tabii trafik altyapı sorunları da artıyor. Doğru. Ama bu aşamadaki ilk bu çözümlerimizi, bu sorunlara oluşturduğumuz bu çözümleri uygulamaya başladığımızda ne kadar bizi rahatlatıyor, ne kadar rahatlatmıyor onu göreceğiz. Evet. Ha, akabinde sadece Buca Belediyesi'nin hani büyük şehirle bağlantısı olmadan yapabileceğimiz minik bir metro projesi olabilir. Bunu hayata geçirebiliriz. Doğru. Dolayısıyla da trafiği büyük nebzede rahatlatmış olacağız. Şimdi benim dolmuşlara neden böyle bir kinim var? Ben genelde araba üstünde olduğum için dolmuşlara hiç haz etmiyorum. Mümkün olduğunca da onları sıkıştırmaya çalışıyorum. Çünkü ben onları sıkıştırmasam onlar beni sıkıştıracak ki ben hiç sevmiyorum sıkıştırılmayı Sayın Başkanım. Çünkü ehliyet verilirken mesela öğretmenlere ne yapıyorlar? Okul biterken bir formasyon veriliyor. Evet. Yanlış söylemedin değil mi? Yani Yok, formasyon hayır, diyorsun. tabii Evet. formasyon eğitimi alıyorlar. Aynen. Peki dolmuş şoförlerine niye bu eğitim verilmiyor? Bir insan evladı olma eğitimi verilse %80'inden bahsediyorum. Bir de %20'lik bir kesim var. Gördüğüm kravatını takıyor, ütülü gömleği, mis gibi. Şimdi ötekilere bakıyorum yani bildiğiniz hani bir yerden kopmuş gelmiş
Şimdi siz varsınız diye çok net açıklamıyorum burada. Nereden geldiğini anlamadım. Öyle rahat olun, olma. Yok. Yok başkanım, çok rahat olmamak lazım. Siz sonuçta. Şimdi bakıyorum elinde telefon, öteki elinde telsiz. Bir yandan para alacağım edeceğim, bir yandan yol. Yani bu trafiği gerçekten enteresan bir hale sokuyor. Zaten sıkışık bir trafik var. Ben anlamadım. Yani bu dolmuşları kaldırmak bence faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, bu sorunu sadece dolmuş şoförlerine indirgersek sadece sorunun belli bir noktasını görürüz. Aslında bu bir kültür sorunu. Doğru. Yani bu sadece dolmuş şoförlerinde değil, her meslek alanında var, faaliyet gösteren ne yazık ki birçok vatandaşımızda mevcut. Evet, doğru. Bu bir kültür sorunu, bu bir eğitim sorunu. İnsanların yaşadıkları yere bağlanmaları lazım. Yaşadıkları yeri sevmeleri lazım. Doğru. Bununla birlikte güzelleşecek birçok gelişim olacak hayatımızda. Bunu sağlayabilirsek, işte dolmuş şoförlerinin az önce söylediğiniz bir yandan telefonla konuşup, bir yandan para alıp, bir yandan yolcu alması, o trafiği felç etme durumu ancak bir eğitimle, bir kültürle, doğru, her meslek dalından olan insanlara verildiğinde, yani insanca yaşama, birbirine saygılı olabilme, empati yapabilme, empati yeteneğini geliştirebilme, doğru, kendimize hak gördüğümüz her şeyi karşımızdaki bireyin de hakkı olduğunu idrak ettiğimizde bu tarz sorunların zaten tamamını yavaş yavaş aşacağız. Vallahi ben de öyle umut ediyorum, inşallah aşarız. Hemen bir iki mesajımız var Sayın, evet, Başkanım. Mevlüt Bey, Mevlüt Bey soy ismini bak gene okumak istemiyorum. Yani Yanar Döner soy ismi yanlış anlaşılır, sanki ben dalga geçiyormuşum gibi olacak diye ben Mevlüt Bey diyeyim sadece. Bak ya ben de diyorum, o hala gülüyor ya. EYT'li kardeşim benim, Mevlüt kardeşim. Selamlar, iyi yayınlar. Özü sözü bir insan, çok güzel bir program yapıyorsun. Teşekkürler. Ceren Hanım'a da başarılar dilerim demiş. Hakikat benim, çok teşekkür ederim Mevlüt kardeşim. Hakikat özümle sözüm bir olur yani. İçimden geçen direkt dökülüyor, bazen ceza ben yiyoruz. Ben de Mevlüt Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Mevlüt EYT Bey. EYT konusunda yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Ve her alanda da manevi olarak desteğim. Eyvallah, sağ olun. Ben de öyleyim. Yaşadığınız sıkıntı çok büyük. Öyle böyle. Ya öyle bu, böyle değil gerçekten. Ya, yarın değil. Deseler ki tamam ben hemen emekliyim, zaten dedim ben bırakır giderim, ben işi gücü bırakırım, ben yatacağım. Aylık 1000 lira maaş, oh yeter, ne güzel. Osman Ağbaba, Buca'nın umudu Ceren Kara demiş. Teşekkürler Osman Bey, çok ben, sağ olun. Ben Osman Bey'e de teşekkür ederim, sağ olsun. Hasan Güzelsu, efendim Bayındır'ın Nadide beyefendisi Hasan abim. Süleyman kardeşim iyi yayınlar, güzel programlar yapıyorsun, tebrikler demiş. Rica ederim Hasan abi, çok sağ olasın, iyi seyirler olsun. O zaman biz ön konuşmamızı yaptık Ceren Hanım. Şimdi artık ben sözü yavaştan size bırakacağım. Ben ara ara tabii girerim. Lütfen. Çünkü projeleri merak da etmiyor değilim. Çünkü smart izleyicimiz hemen, çok özür diliyorum başkanım. Süleyman Bey bugün çok sakinsiniz, ataklarınızı özledik. Yönetmen frene mi bastı yoksa canınız mı sıkıldı demiş. Ben konuğum diye olabilir mi acaba? Vallahi yönetmen içeriden zaten öyle hani hadi diyor ama Ceren Hanım var şimdi arkadaşlar. Şimdi ben Ceren Hanım yoğunluğundan dolayı benim programı daha önce izleme şansı olmamış. Bunu da söylerim yani Ceren Hanım. Çünkü yok, samimi bizim, olduğu için bizimle yani, ben de samimi olarak. Gizlimiz yok zaten. Sağ olun. Şimdi ben burada kalkıp da bir küfür ederim. Ederim. Ettiğim çok yani biliyorsunuz. Dün mesela o Facebook'ta paylaşım yapan mübarek kardeşime neler saydım. Ama şimdi Ceren Hanım belki yanlış algılar diye. O yüzden bugün küfür yok. Bugün insan gibi edepli yapacağım programı ona göre. Ceren Hanım çok özür dilerim tekrar sizden. Rica ederim, rica ederim. Geniş kapsamlı projeleriniz, yani şunu bu olacak, bu mu olacak deyip sizi sıkmak yerine siz genel anlamda bir başlangıç yaparsanız tabii, ben aralara girerim. Aynen, tabii seve seve hemen yaparım. Ben her şeyden önce Buca'da gerçek sosyal belediyeciliğin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Çünkü Buca gerçekten paylaşımcı, gerçekten sosyal bir belediyecilik görmedi bugüne kadar. İnsanların, halkın, Buca halkının her şeyden önce bir takım ihtiyaçları var. Evet. Değer görmeye ihtiyaçları var. Eğitim hakkına, sağlık haklarına yeterince ulaşamayan, bu konulardan yeterince faydalanamayan,
vatandaşlarımız var, halkımız var. Bir belediyeyi sağlıklı yönetmek istiyorsanız ve yaptığınız yatırımlardan da verimli sonuç almak istiyorsanız, öncelikle siz kendi insanınızı, kendi beldeniz, kendi ilçeniz içerisinde yaşayan insanı mutlu etmeniz lazım. Mutlu etmek zorundasınız. Bunu nasıl yaparız diye düşündük. Yani aklımdan birkaç ay farklı proje, yol, yöntem geçti. Dedim ki Buca'nın 47 tane mahallesi var. Bu mahallelerin sorunlarını orada yaşayanlar en iyi bilir. Hı hı. Ben evet uzaktan baktığımda görüyorum. İşte falanca mahallenin pazar yeri problemi var. Kimisinde park yok. Örnek olarak söylüyorum bunları. Evet. Ama orada yaşayan insanlar kendi mahallelerinin eksiklerini benden çok daha iyi biliyorlar. İhtiyaçlarını da daha iyi biliyorlar. Tabii. Dolayısıyla ben diyorum ki ben eğer belediye başkanı seçilirsem bir kere 47 mahallenin 47'sine de halk konseyi kuracağım. Bu benim için çok değerli ve çok önemli. Evet. O mahallenin sorunlarına ve bu sorunların çözümüne orada yaşayan insanlarla birlikte karar vereceğim. Burada bir çok özür dileyerek Buyurun. Araya girsem. Hı-hı. Peki burada halk konseyinden ziyade muhtarları ya o da var. Biraz çarkın içine almak olabilir mi? Yani o zaten evet var. O da var. Hı-hı. Ama muhtarların ötesinde aramda yaşayan insanlarla bir set, bir engel, bir baraj olsun istemiyorum. Ha yok ben de çok özür dileyerekten söyleyeyim. Hani muhtarlar genelde oturup kahvelerde oturdukları için hani en azından bir işe yarasın. Ben şimdi az önce isim vermeyeceğim. Buraya gelmeden ondan. Önce bir dernekte evet. toplantım vardı. Oradaki bir abimiz dedi ki ya ben mahallemin muhtarını 5 senedir dedi hiç görmedim. Kahveye gitse görür diyor. Sayın hiç başkanım. Görmedim dedi. Şimdi seçim yaklaşıyor. Tekrar aday olmuş dedi. Şimdi görürüm herhalde dedi. Garanti. Yani dolayısıyla muhtarlarımız çok değerli. Fakat arada kimse olmasına gerek yok. Muhtarımız da elbette ki o konseyin içinde dahil olsun. Tamam. Ama tek başına olmasın. Olmasın. Muhtar benim önümde bir set halinde insanların bana ulaşmasını engelleyen pozisyonda olmasın. Çünkü olabilir. Olmasın, hiç gerek yok. İnsanlar bana istedikleri zaman ulaşabilsinler. Evet. Ben onları görebileyim. Gene az önceki ziyaretimden bir örnek vereceğim. Seçim dönemi geldiniz, artık bir 5 sene sonra tekrar gelirsiniz. Bu arada kimse bizi ziyaret etmiyor diye zerzenişte bulunuyor insanlar. Doğru. Benim onları ziyaretimden çok, onların beni aradığında bulmaları çok daha önemli. Doğru. Ulaşılabilir olmam gerekiyor. Kapınızı açık bırakacak mısınız diye soruyorlar. Benim cevabım şu, ben kapıyı sökeceğim zaten. Kapı olmayacak her şeyden önce. Kapıyı çalacağız, kapı yok yani. Yani çalınacak bir kapı olmayacak. Olmayacak, çok güzel. Önceliğim bunlar. Yani önceliğim insanların mutlu yaşamasını sağlamak, sorunlarını birlikte tespit etmek, çözümlerini birlikte oluşturmak. Bu büyük bir öncelik. Gerçekten sosyal belediyecilik olsun istiyorum. İnsanların evinde bu akşam ne pişireceğim diye düşünen bir kişinin arka sokağındaki bir problemle ilgileneceğini düşünmüyorum. İlk önce kendi sorununu çözmek isteyecek. Eğer ben o vatandaşa kendi evi içindeki rahatlığını, konforunu sağlayabilirsem, o zaman diyecek ya diyecek ki işte benim yan komşumun da böyle bir sorunu vardı. Çevresiyle ilgilenmeye başlayacak. Ya da benim sokağımda bir çukur vardı. Benim çocuğumu götürecek bir parkım yok. Ya benim pazar yerim ya çamurun içi. Bunları bana getirecek zaten kendisi. Birlikte yapacağız. Sorunları birlikte tespit edeceğiz. Çözümleri birlikte bulacağız. Buca'yı onlarla birlikte yöneteceğiz. Aslında bu çok önemli. Tam bir sosyallik. Evet. İnsanlar birbirleriyle sosyal olacaklar, şimdi bakın, ilgilenecekler. Parti belediyeciliği, özür dilerim, parti belediyeciliği apayrı bir şey. Halk için yapılan belediyecilik apayrı bir şey. Doğru. Benim amacım gerçekten halk için yapılan bir belediyecilik sistemini bir kere Buca'da göstermek, yaşatmak, oluşturmak. Anladım. Bu çok önemli. Bunun dışında tabii ki Buca'nın fiziksel anlamda birçok problemi var. Az önce trafikten söz ettik. Altyapı sorunlarımız var. Evet, cezaevinin tam böyle şehrin göbeğinde oluyor, duruyor olması çok büyük sorun. Buca'da çok büyük bir öğrenci nüfusumuz var. İzmir'in en büyük ikinci kampüsüne sahibiz diye biliyorum, evet, yanlış evet. değilse. Yok, estağfurullah, doğru. Şimdi kampüs havasını
yaşamamış insanların kampüsteki öğrencilerin sorunlarına ne kadar vakıf olacağı konusunda tabii ki endişelerim olmakla beraber üniversite öğrencilerimizin şunu hissetmesini istiyorum. Ben Buca'da okudum ve Buca'da okuduğum için çok mutluyum. Bunu onlara hissettirmek istiyorum. Kolay ulaşılabilir ve bedava ulaşılabilir, ciddi anlamda donanımlı kültür merkezleri kurmak istiyorum. Kütüphaneler kurmak istiyorum. Öğrenciler için gerçek bir yaşam kampüsü oluşturmak istiyorum. Onun dışında tabii ki geçenlerde bir mahalle ziyaretine gittim. Oradaki hanımlarla bir araya geldik. Dediler ki biz 5 senedir belediye başkanını hiç görmedik. Neden? Çünkü bizim mahallemizden şu anki mevcut partinin partiye oy çıkmadı. Bu çok yanlış bir şey. Evet. Şimdi ben ne düşünürüm? İşte ben Dicle Mahallesi'nde oturuyorum. O yüzden kendi mahallemi örnek vereceğim. Dicle Mahallesi'nden bana oy çıkmadı ama ben bir şekilde belediye başkanı seçildim farz edelim. Evet. Ya Dicle Mahallesi'ne ben bir daha uğramayayım. Bunlar bana oy vermedi. Böyle bir mantık olabilir mi? İlk önce gideceğiniz yer orası olmalı. Tabii. Niye? Çünkü hatayı kendinizde aramanız lazım. Ben anlattım, projelerimi anlattım, fikirlerimi anlattım. Ama benim anlattığım bir noktaya kadar karşımızdakinin ne anladığıyla sınırlı. Demek ki kendimi doğru ifade edememişim. İletişimi sağlıklı kuramamışım. Belki orada yaşayan insanların dilinden aktaramamışım kendimi ki bana güven duymamışlar, bana oy vermemişler. Benim onlara gerçek benim kim olduğunu göstermem lazım. Benim zihniyetimin ne olduğunu göstermem lazım. İlk önce onların yanına gitmem lazım. Ama bunun ne yazık ki tam tersi olmuş. Ben bir kere gittiğimde bir eve girerken çamurun içinden geçmek zorunda kaldım. O insanlar senelerdir orada yaşıyorlar ve her gün o ne yazık ki çağ dışı yolu kullanmak zorunda kalıyorlar. Doğru. Bu çok üzücü. Yani Buca'ya hiç yakışmıyor. Buca'ya bazı şeyler evet farklı. Evet hiç yakışmıyor ne yazık bazı ki. Bazı şeyler evet. Ben şimdi aklıma gelen şöyle enteresan bir şey geldi. Bayan aday olduğunuz için kadınlara pozitif bir ayrımcılık olmayacak değil mi başkanım? Ya hani erkekleri dövmelerine izin falan öyle bir şey yok değil mi? Hani pozitif şiddetin hani, her türlüsüne karşıyız. Evet. Ne kadın ne erkek için. Şiddetin hiçbir şekilde savunulacak bir tarafı yok. Kadınlara şöyle bir pozitif ayrımcılık var ama. Varmış gördüğünüz gibi. İşte ben biliyorum başıma gelecek yani, ben biliyorum kadınlara zaten. Kadınlara şöyle bir pozitif ayrımcılık var. Kadınları özellikle ev hanımlarını üretime dahil etmek istiyorum. Bunu güzel. Nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz. Ne yazık ki benim sahip olmadığım bir takım yetenekleri var birçok hanımın. Doğru, estağfurullah. Örgü örmek, nakış işlemek, işte kaneviçe yapmak gibi el emekleri var. Ve bunlar doğru. Çok değerli her şeyden önce. Biz belediye olarak bir fon oluşturmak istiyorum bu el emeklerine. Bir pazar sunmak istiyorum. Ama bu pazara hani siz evinizde örgü ördünüz, atkı ördünüz, bere ördünüz, gelin burada satın anlamında değil. Ben belediye olarak satın alayım. Oo. Ev Çok hem güzel. Ev hanımlarının küçük de olsa onlara bütçesine bir katkımız olsun. Hem kadınların istedikten sonra neler başarabildiklerini gösterelim. Hem belediyede de bunun geliriyle bir şeyler yapabilirim. Ne yapabiliriz? Çocuk okutabiliriz. Tabii. Yardıma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine barınma, yol, yemek anlamında destek olabiliriz. Burs verebiliriz. Birçok alanda sosyal anlamda sosyal belediyeciliği bu şekilde sağlamış, oluşturmuş oluruz. Hanımlarımızı üretime dahil etmiş oluruz. Onların da kendi bütçelerine bir katkı sunmalarına Doğru. olanak sağlamış oluruz. Doğru. Zaten hem bir de şöyle bir şey olur. Buca için konuşuyorum bunu. Hani genel anlamda demiyorum. Mesela sohbet halinde oluyor ya. Ne iş yaparsınız? Ev hanımıyım. Hani ev hanımıyım dediği zaman Bucalı en azından bir emek, bir şeyler oluyor. Yani, hani bir şeyler üretiliyor manası da olur. Evet. Bir izleyicimiz der ki Süleyman Bey iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saadet Partisi'nden böylesine güven verici bir bayan adayın çıkması beni çok şaşırttı. Ön yargılarımı yok etmem gerek artık sanırım demiş. Yani niye Saadet Partisi'nden özellikle böyle bir bayan adayın çıkması şaşırttı? Yani Saadet Partisi'nin belli bir şeyi var. Bir imajı var.
Saadet Partisi dendiği zaman rahmetli, dün de bahsettim, Cennet Mekan, Necmettin Erbakan Hoca'nın, nur içinde yatsın, nur içinde Allah yatsın, rahmet eylesin. Onun ve şeyin bir çizgisi vardı. Belki bu 28 Şubat sürecinden dolayıydı, şuydu buydu, hep böyle başörtülü insanlar, şöyle böyle insanlar. Marjinal bir beklenti yoktu. Mesela ben Muhammed Ali'yi görene kadar gördüm, bonus bir kafa. Dedim bu kim? Meğer benim şey, akraba. Dedim sen ne işin var? Baktım AGD'de. Evet, bizim AGD'nin değerli gençlerinden. Değerli bir de şeyler bunlar yani, dinamit gibi geziyorlar, bomba gibi çocukların hepsi. Dedim sen ne işin var? Dedi abi ben dedi. Böyleydi, böyle şey yapayım. O an anladım ki Saadet kabuğunu kırmış. İyi anlamda. Hı hı. Şimdi dışarıdan bakan insanlar Saadet deyince yaklaşmayalım, gitmeyelim onlara. Ama mesela Temel Başkan'la beraber, ben söylemekte çekinmiyorum. Tabii Temel ki. Başkan'ı seviyorum. Hı hı. Bir sıkıntım da yok. Hı hı. Ama kabuğu kırdı. Saadet'i iyi anlamda bir kabuk kırdı. Herkes kaynaşabiliyor artık Saadet'in içinde. Şimdi bakın bunu Temel Başkan da Sayın Temel Karamollaoğlu da birçok platformda dile getirdiği için ben de söylemekten çekinmiyorum ve seve seve söylüyorum. İnsanların kafasında İslamiyet'in sadece namazla, oruçla, türbanla, tesettürle bir özdeşleşmesi var. Hı hı. Aslında İslamiyet'in temeli adalettir, eşitliktir, hak yememektir, haram Evet. yememektir, yalan söylememektir. Bunlar temeldir. Aynen Gerisi öyle. Bunun üzerine inşa edilir. Ama ne yazık ki günümüzde işte biz belki de çok iyi niyetli bir ülkenin insanlarıyız. Yani çok iyi niyetli yaklaşıyoruz. Biraz Tabii. naif yaklaşıyoruz. Namaz kılıyorsa yalan söylemez diye düşünüyoruz. Tövbe Oruç yarabbim. tutuyorsa haram yemez diye düşünüyoruz. Bu büyük bir yanılgı. Evet. İslamiyet'in Maalesef. temeli adalettir. Devletin dini adalettir. Adalet olmadıktan sonra ne kıldığımız namazlar, ne tuttuğumuz oruçların benim için de hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Doğru. Ne yazık ki 80 sonrasında İslamiyet yobazlıktır, solculuk dinsizliktir şeklinde bir algı oluşturuldu. Bu bilinçli olarak Doğru. yapıldı. Ne yazık ki günümüz iktidarı da bu kamplaşmayı, kutuplaşmayı kendi tabanını konsolide etmek için kullandığı için bunları hat safhaya çıkardı. O yüzden bu algının kırılmasında bir nebze olsun kişisel olarak katkım olabiliyorsa ne mutlu bana. Yani bu büyük ihtimalle büyük bir katkınız olduğu garanti Ceren Hanım. İnşallah. Çok özür dileyerek, özür diliyorum. Şimdi bu ekstrem bir soru tabii. Buyurun. Adaletten bahsettiğiniz için. Şimdi adaletten bahseden bir partinin Buca Belediye Başkanı adayını niye değiştirdiği anlamında. Şimdi buradan Ankara'ya kadar yürüdüler. Allah 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 Allah, hak, hukuk, adalet işte geliyor falan, bir sürü yağdı yerde falan izah tuttu. Şimdi bu konulara girmek istemiyorum açıkçası ama adalet, adalet, adalet dendi. Tabii bu konuda yorum yapmayabilirsiniz de, bu benim şu anda empatiden şey çıktı. Suat Nezir geri çekildi. Ya sen pazar günü bu adamın elini kaldırdın. Pazartesi mi, salı Ankara'da akşamı da hop. kaldırdın. Artık Ceren Hanım pas atmayalım lütfen. Elini kaldırdı. Ondan sonra bir baktık. Ana salı günü akşam başka bir arkadaş. Tabii ikisini de tanımıyorum açıkçası. Hani birebir tanış, mesela sizinle tanıştık. Birebir tanıştık ama hiçbirini, ikisini de görmedim. Ama burada bir haksızlık var. Bir parti adalet yürüyüşü yapıp kendi içinde adaletsiz olmasını siz nasıl yorumluyorsunuz? İşin en acı tarafı zaten parti içi demokrasi adı altında. Evet. Hani bu söylemi defalarca kez tekrarlarken böyle bir sonuçla ortaya çıkması bir partinin hem kendi seçmeni açısından hem de çizdiği imaj açısından bence çok kötü. Evet. Şimdi ben Suat Bey'in kesinlikle iyi bir belediye başkanı ya da kötü bir belediye başkanı olup olamayacağını tartışmam. Bu tamamen benden ayrı bir konu. Doğru. Suat Bey ile partisinin bir arada yol yürümek istemiyor da olabilir. O da elbette ki onların kendi içerisinde çözmeleri gereken bir konu. Benim bu konuda benim dahil olduğum nokta şu. Yöntem çok yanlış. Doğru. Yöntem çok yanlış. Suat Bey'in bir eksisi vardıysa, bir yanlışı vardıysa bunu seçmenle de paylaşmaları lazımdı. Evet. Veya Suat Bey'in kendisiyle paylaşmaları lazımdı. Ben ne seçmenle ne Suat Bey'in kendisiyle
Bu durumun neden olduğunun nedeninin açıklanmadığını biliyorum. O yüzden bunu rahatlıkla söylüyorum. Adalet arayışının doğru olduğuna inanıyorum. Ha bu arada tabii ki yeni adaya da başarılar dilerim. Onun da yolu açık olsun. İnşallah. Ama yöntem, yol, yöntem kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Doğru. Bence de Değil. değil. Çünkü dersiniz ki şu nedenlerden ötürü biz adayımızı değiştirdik. Bunu açıklamak hem adayın kendisine hem de adayın seçmenine verilen bir değerdir. Saygı Olması göstermek. Tabii. gerekendir. Seçmeni olmasa bile başka partilere oy vermiş seçmen de neden değiştirildiğini bilir. Bilir. Ne yaptı da bu Bilir. hale geldi mevzu? Hayır, 2 günde ne değişebilir Evet zaten? yani evet ne değişebilir? Yılların Suat Nezir Ne, mesela. yani Kimle görüşsem aynen herkes aynı Suat şey Bey diyor. de Yıllardır Buca'da. Bucalı. Evet. Yani o da Bucalı. Göçmenlik var mı onda da? Onda var, bende de Hoppa. var. Sizde de var. Bende de Levent var. Başkan'da da vardı. Aman birader yalar gidiyoruz vallahi öyle. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Hayırlısı. Şimdi işte bu adaletle alakalı çok enteresan bir şey daha oldu. Galiba dün oldu. Balçova Belediye Başkan adayı. Yüksek Seçim Kurulu dediler. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden biriymiş. Seçilmesin diye. Yani bu şeyi götüren Yüksek Çalkaya. Seçim Kurulu'nda Mehmet Ali Çalkaya'yı benim eski müdürüm. Balçova Termal Tesisinde ben çalışırken fizik tedavi bölümünde ben çalışıyordum. İşçiydim ben de, emekçiydim. Hiç de sevmem o lafı ama emekçi. Yani emekleyerek para kazanan gibi algılanıyor. Onun değil. Sanki AK Parti önünü kesmiş gibi bir hava verildi bir ara. Meğerse öyle Ben değilmiş. o şekilde olduğuna inanmıyorum. Çok yakından takip etmiyor olsam da Sayın Çalkaran'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu duyuyorum. Ve daha önceden bu konudaki problemiyle ilgili bir süre öncesinde, hatta uzunca bir süre öncesinde kendi partisini de uyardığını biliyorum. Ama her nedense İşte o uyarıdan dolayı, görmezden gelinmiş. o uyarıdan Kötü dolayı büyük düşünmek ihtimalle. istemiyorum, öyle söyleyeyim. Yok biz biraz bakındık şöyle bir hani neden iptal oldu diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden birilerinin o Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği dilekçe Şunu doğrultusunda karar verilmiş. anlamlandıramıyorum ben. Bir siyasi parti seçime girdiği bir bölgede neden seçimi kaybetmek üzerine kurulu çalışır? Ben anlamlandıramıyorum ama seçmenin takdirine bırakıyorum, öyle İşte diyeyim. ben Saadet Partisi'ni bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Çünkü fitne, fesat, fücürlük yok. Kesinlikle yok. İşte öyle Kesinlikle olmadığı yok. için de Ceren Hanım hani bütün samimiyetle diyor ki neden böyle bir şey oluyor? Ben anlatırdım burada neden olduğunu da şimdi ama burada anlatmayacağım Ceren Hanım şimdi. Sizden tek başımayken anlatayım ki mesela Mehmet Ali Çalkaya Beyefendi. Hani siz öyle görmüşsünüz. Ben Balçova'da gezdiğim zaman, sohbet ettiğim zaman çok fazla iyi çalışan bir belediye başkanı olmadığını biliyorum. Duyduğum benim bu. Çalışır çalışmaz. O da beni ilgilendirmez. Ben Balçova'da mı yaşıyorum? Bana ne? O ayrı. Ama duyduğum bu. Hani bir Ata Caddesi'nin yolu, 2,5 senede bir Ata Caddesi'nin yolu tek şerit yol yapılıp da cücük kadar yere indirilmez. Ambulans nereye girecek? İtfaiye nereye gidecek? Nereden geçecek? Ben yaptım oldu. Mantık bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunlukla yaptı zaten mantık bu. Burada benim hoşuma giden sizin Saadet Partisi'nin, sizin ve Saadet Partisi'nin mantığı. Çünkü siz bakıyorum biz aday toplantısında, aday tanıtım toplantısında da vardık çünkü. Çekimlerimizi yaptık. Herkes bir aile gibi. O çok güzel. Kimse kimseye öyle ken bakmıyor. Evet. Hadi abi diyor sen çık diyor ben çıkayım diyor. Dedim bu ne kadar güzel bir yani şey. Yani 2019 yılında hala siyasetin samimi olarak yapılabileceğini, evet, dürüst olarak yapılabileceğini, hesaplardan, kitaplardan uzak olarak evet, sadece gerçekten hizmet anlayışıyla yapılabileceğini örnek olan çok değerli bir aile. evet, Benim görüşüm o. büyük bir aile. Büyük ve değerli bir aile. Bir iki sohbetim dediğim gibi Ceren Hanım ben çok geziyorum. Bildiğiniz gibi değil. Basmade geziyorum bir arkadaşla. Hangi partili olduğunu söylemeyeceğim. Sol taraftan bir parti olduğunu söyleyeyim sadece. Yeterli değil mi? Anlıyorsunuz. Dedi abi şimdi dedim ki açıkçası kendi bölgem olsa da burası aklıma gelmedi. Dedim Kemal Paşa ne olacak dedim sence dedim. Abi biz dedi kesin alırız. Dedim gene için Ceren Hanım var. Bir şey yapamıyorum. Masanın altından da bir şey yapmıyorum şu anda.
Dedim orada dedim Mehmet Ali Özüdoğru beyefendi var. Sen dedim nasıl dedim bunu söyleyebiliyorsun? O dedi kim efsane dedi? Efsane belediye başkanı nasıl efsane, o kim? O kim dediği bir o an dedim ki kesin dedim o senin parti kazanır o zaman. Çünkü anladım ki cahil. Demin sizin söylediğiniz bir şey var. Çok güzel bir şey dediniz. Sizin ne anlattığınızın hiçbir önemi yok çünkü o sığır için. O bildiğini okuyacak o şimdi. O yüzden canım sıkılmasın diye. Mesela Büyükşehir'de de Şerafettin Kılıç abimiz. Gene çok değerli bir yöneticimiz. Birikim fazla. Müthiş birikimli. Belediyeciliği çok iyi bilen. Aynen. Gerçekten çok birikimli. Ve İzmir için müthiş bir şans olur. Hayırlara vesile olsun diyoruz umarım, biz. Umarım inşallah. Biz Buca'mıza tekrar dönelim. Biz gördüğünüz gibi açıldık gittik. Biz Buca'mıza dönelim tekrardan. Projelerimizi konuşuyorduk ne güzel. Evet ne dedik? Üniversite öğrencileri dedik evet. Bizim için çok önemli. Buca'da yaşayan insanın mutluluğu çok önemli. Dürüst, şeffaf belediyecilik yapabilmek. Aynen. Buca'da yaşayan halkın güvenini kazanabilmek çok önemli. Mağdur, ihtiyaç sahibi. Gerçekten evinde mutlu olmayan insanı Buca'da bırakmamak çok önemli. İnsanlar mutlu olsunlar, insanlar huzurlu olsunlar. Bizim hizmet anlayışımızın temelinde ilk önce insanların mutluluğu yatıyor. Bunu anladım. Sağlayabilmek çok önemli. Gerisi zaten geliyor. Ama evet, cezaevi sorun kalkması lazım. Ya bizim Buca'da bir kültür sanat merkezimiz. Bir sinemamız yok. Benim çocukluğumda mesela yazlık sinemalar vardı. Ailemle birlikte giderdim bir yazlık sinemada, bir film izlerdim. Komşularla bir arada olurduk. Bir diyaloğumuz vardı, doğru. Bir sosyalleşme alanıydı. Şimdi ne yazık ki dikey mimari, gerçi bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok dilinde bu mevzu. Evet, yataya döndürme derdinde. Evet, ya bir araya gireceğim yani farklı bir şey ama bir yönetim 16 yıldır, 17 yıldır iktidardayken muhalefetmiş gibi davranabilmek de ayrı bir yetenek olsa gerek. Ama gerçekten dikey mimari büyük problem. Evet. Ben şuna inanıyorum. Doğa ile savaşa girerseniz siz kazansanız bile kaybedersiniz. Aynen, doğa doğru. Her zaman kazanır. Doğru. O yüzden ekolojik belediyecilik diye bir şey var. Bu anlayışımızı yerleştirmemiz lazım. Tabii ki parklar, bahçeler, yeşil alanlar arttırılmalı. Evet. İnsanların nefes alacakları alanlar, sahalar oluşturulmalı. Ama bunu kesinlikle hani çok gündemde olan millet bahçeleri şeklinde düşünmeyin. Yani iki tane çim ekeceğim, birkaç tane beton zemin oluşturacağım. Aa, burası bahçe olduğu yayalım. Niyeti. Yayalım bakalım, hadi bakalım. Hatta yatın yuvarlanın da var biliyorsunuz. Ona girmek istedim. Onu biz bir de şey videosunu yapmışlar böyle güzel böyle paldır kudur paldır evet, İngilizlerin evet, şeyi. Evet, evet. Yani... Ama bunları duyuyoruz. Bunları seçim vaadi olarak duyuyoruz. Ve ne yazık ki bunun bir karşılığı olduğunu da görüyoruz. Aslında o daha çok üzüyor. Yeşil alanları arttırmamız lazım. Evet. Doğal yeşil alanları arttırmamız lazım. Projelerimizden bir tanesi de bu. Ekolojik belediyecilik, hı hı. Yeşil alanların arttırılması, insanların sosyalleşmesini, nefes almasını, o yoğun tempodan, çünkü doğru. Hepimiz çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hepimiz hayatımızı sürdürebilmek için çalışmak zorundayız. Bu nedenle en azından hafta sonları da olsa nefes alabilecek, Buca halkının nefes alabileceği alanlar oluşturmak istiyorum. Apayrı bir hassasiyetim daha var. Sokak hayvanları. Benim de kedilerim var. Çok da severim. Bak kedi, hemen bak o da... Ben kediciyim Buca biraz, Lisesi, öyle söyleyeyim. Gürçeşme Lisesi mezunlar hepsi böyle mi oluyor arkadaşlar? Hepsi mi kedi seviyor maşallah? Sokak hayvanlarının yaşadığı eziyet beni gerçekten doğru. Çok üzüyor. Bunları da sürdürülebilir projelerle daha iyi yaşam olanakları sağlayabileceğime inanıyorum. Barınakları esaret kampı olarak görüyorum. Birçok yerde evet barınak var ama sürdürülebilir bir proje kapsamında oluşturulmadığı için oradaki nüfus arttığında hem yeterliğine veterinerlik hizmeti sunulabiliyor ya da gıda konusunda sıkıntılar, ilaç konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Doğru. Daha doğal yaşam alanlarında barınaktan öte sağlıklı, onların da mutluluğu önemli, mutlu, tabii. Sağlıklı ve korkusuzca yaşayabilecekleri alanlar oluşturmak istiyorum. Bu çok önemli. Çok önemli. Bu konuda ben evet, araya buyurun. girsem çok Tabii özür ki. Dilerim. Biz
veterinerlik, gezici veterinerlik hizmeti için Buca Belediyesi'ni aradık. Hı hı hı. Ki biz normal olarak aradık. Hı hı hı. Hani kurum olarak aramadık. Çünkü kurum hı hı olarak ararsak biliyoruz ki o çözülecek o iş. Ama dedik biz de vatandaşız. Biz de vergi veriyoruz. Hani arayalım bakalım. Bizim buralarda bakamadıkları hayvanları buralara bırakırlar. Balıkkale burada olduğu hı hı için. Kediler, köpekler. Dedik ki burada bir iki tane köpek var. Bunlara hı bakar mısınız? Cevap. Bakmazlar. Biz dedi bakmıyoruz. Bakmazlar. Gördük buradan. Buradan geçiyordu hı hı veterinerlik arabası. Doğru değil mi üstad? İçeri girdi. Hı hı hı. Sonra tekrar geldi. Biz de dur bakalım dedik. Hı hı. Şimdi burada yazan yazı var. Evet. FRM Medya Ajans. Durdu. Dedik hı hı nereye gittin sen? Şuraya. Dedik, biz dedik çağırdık seni. Hı hı. Burada kediler var, köpekler var. İşte bunlar hı hı iğnesi aşısı hı hı nasıl olacak? Abi dedi biz dedi orada inekler var, atlar var. Onlara bakıyoruz. E dedim sen ata ineğe hayvan gözüyle bakıyorsun. Bunlar dedin ne? Ya onlar da can. Yani. Ama oradaki para ödüyor tabii. Buradaki bedava olduğu için ödenmiyor. Bakın. Sıkıntı buradaydı evet, belki. Evet yani ihtiyaç olan şey haktır. Evet. Haklar parayla satılamaz. Doğru. Bu çok önemli. Bravo. İhtiyaç olan her şey haktır. Hakkı da parayla satamazsınız. Doğru. Bu kedi de olsa, bu köpek de olsa candan bahsediyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bakımları çok önemlidir. Onlar bize emanettir. Her şeyden önce yapmamız gereken, korumamız gereken canlılardır. Bu aynı zamanda az önce de söylediğim gibi bir kültürdür. Hı hı. Bu kültürü hem çocuklarımıza hem gençlerimize yerleştirebilirsek, İnşallah, herkesin, her canlının yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini öğretebilirsek, zaten çok daha farklı bir Buca'ya uyanırız. Çok daha farklı bir güne başlarız. Doğru. Bu çok önemli. Doğru. Mesajlarımıza bir göz atayım tabii ben başkanım. Hasan Özbek, tebrikler başkanım. İyi yayınlar diliyorum Süleyman Bey demiş. Çok teşekkürler Hasan Bey. Size ben de iyi çok teşekkür olsun ederim. Sağ olun. Osman Ağbaba der ki, halk meclisi projeniz nedir? Buca'nın tek kadın adayısınız. Bu nasıl bir duygu demiş. Osman Bey özür diliyorum. Tabii ben geç okudum. Biz o konuları geçtik. Hı hı. Bayağı bunlar önce yazılmış başkanım. Biz sohbete dalınca. Hı hı. Ama tabii tek kadın aday olmanın nasıl bir duygu olduğu güzel bir soru. Bunu soracağım biraz sonra. Onu soracağım hı hı Osman Bey. Öğrenci ve kadınlara yönelik projeleriniz nedir diye sormuş Osman Bey. Bu konulara da şimdi geliyoruz. Seyit Şentepe, merhaba iyi yayınlar. Süleyman Bey Mısır'dan sevgiler, saygılar, selamlar demiş. Teşekkür ederim Seyit Bey. Uluslararası çalışıyorum. Ne kadar güzel başkanım ama ne kadar geniş kitlelere ulaşabiliyoruz sayenizde. Estağfurullah. Yok be, o benim şey... Tanıdık seviyorlar. Mı? Yok dedi, tanımıyorum. Küfür edince seyrediyorlar. Ben anlamıyorum ki. Ben normal bir program yapınca da seyredilmişler. Arkadaş ona ben kızıyorum şimdi başkanım. Edince böyle. Osman Bey der ki kadınların üretime katılma projesi. Valla Osman Bey çok özür diliyoruz. Biz zaten bunları konuştuk. Siz mesajı yazmışsınız ama biz dalınca tekrar özür diliyorum. Mehmet Çiçek, Süleyman iyi yayınlar, hoşuma gitti. Allah selamet versin inşallah. Severek izliyorum demiş. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum ve maşallah Daştan, Ervanlar İnşaat'ın maşallah Daştan'ı, Veysi Daştan'ın kardeşi. Tanırım, bilirim, unutmam. Başarılar dilerim demiş. Tabii başarıları bana değil, başkanımıza diliyor. Teşekkür maşallah ediyorum. Çok sağ olsun. Sağ olsun. Bu nasıl bir his? Tek aday olmak başkanım. Çok yani, araya girdi belki ama. Yok yani onur verici bir his ama bir o kadar da üzücü bir his. Evet. Çünkü kadınların siyasetin her alanında daha fazla yer almasını çok istiyorum. Evet. Ama özellikle belediyecilikte daha bir fazla istiyorum. Doğru. Belediyeciliğin gerçekten kadınların yönetiminde çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi diyoruz ya, yuvayı dişi kuş yapar. Aynen öyle. Buca da bizim yuvamız, benim yuvam. Daha kadın bakış açısıyla, daha naif, doğru, daha vicdanlı, belki hem daha organizedir aslında kadınlar. Bir de kesinlikle ayrımcılık yapmak istemiyorum ama hani dediniz ya kadınlara pozitif ayrımcılık. Tabii. Kadınlara inanmadığı bir şeyi yaptıramazsınız. Doğru. Bu nedenle kadınların yerel yönetimlerde gerçekten başarılı olacağına inancım tam. Keşke doğru birkaç kadın aday olsaydık, çok daha keyifli, bir seçim olurdu diye düşünüyorum. Doğru. Bir de hemen unuttuğum bir projeyi daha eklemek buyurun istiyorum. Ben İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü mezunuyum. Dolayısıyla kendi mesleğim dolayısıyla da direkt hastanelere
işte aile sağlığı merkezlerine, ilk oraları görüyoruz. Çünkü meslek sağlık yönetimi hastanemizin Buca halkı için yeterli olmadığını düşünüyorum. Doğru. Fiziki mekanının geniş olmasına rağmen yeterli doktor ve yeterli diğer sağlık personeli diye adlandırdığımız personelin yeterli sayıda olmadığını düşünüyorum. Bir de acil kliniği hiç olmaması gereken bir yerde. Ne yazık ki. Olmasa da olur yani. Yani çok yanlış bir yerde. Doğru. En ulaşılması hastanenin konumlanmasına Güç. Baktığımız zaman en olmaması gereken yerde bir an önce düzeltilmesi, genişletilmesi, personel sayısının arttırılması lazım. Doğru. Bakın personelden söz edince işsizlik günümüzün zaten en büyük problemlerinden biri. Doğru. Genç işsizliğimiz çok fazla. Atanamamış öğretmenlerimiz çok fazla. Belediyeler tabii ki iş bulma kurumu değil. Estağfurullah. Ama biz personel alıyoruz, personel çalıştırıyoruz belediyelerde. Bunlardan en az 10 tanesini atanamamış öğretmenlerden alırsak, değerlendirirsek hem onlara bir iş kapısı açmış oluruz, Doğru. hem de kendi alanlarında gerçekten bilgili insanlarla bir arada çalışmış oluruz. Gene bakın radyo televizyon bölümü mezunları, gene iş bulma konusunda en büyük sıkıntı yaşayan alanlardan iletişim fakültesi mezunları. Yani kültür müdürümüz bir sinema televizyon mezunu olabilir. Liyakata önem vermemiz lazım. İnsanlara Doğru. yetenekleri doğrultusunda görevlendirmemiz Aynen lazım. öyle. Bu çok önemli. Çok özür diliyorum. Buyurun. Liyakat ile beraber, işini çok iyi bilmesi ile beraber size de bağlı olması benim için esas olan. Şimdi şöyle, işini çok iyi biliyordur ama haindir. Yani size zarar verecek şekilde bile çalışabilir. Ben isterim mesela şimdi bazı belediye başkanlarına biz bunu soruyoruz. Geldiğiniz zaman personelde bir değişiklik olacak mı? Bu her yerde soruluyor. Bana daha önceden de Bana da sordular. Ben katıldı. dedim belediye başkanıyım. Sorun dedim bana dedim. O da sordu sağ olsun. Samimiyetten dolayı. Ben dedim kökünün hepsini değiştiririm. Hepsini değiştiririm. Ben değiştirmem. Ben değiştiririm. Neden değiştirmem? Ben neden değiştiririm başkanım? Buyurun. Siz neden değiştirmediğinizi söyleyin ben de size söyleyeyim. Ben neden değiştirmem? Çünkü tecrübeli insanlarla çalışmak gerçekten işine hakimse, bu alanda iyiyse, işini severek ve bilerek yapıyorsa, tecrübeli insanlarla çalışmak belediye başkanı için bulunmaz bir nimettir. Neden ben tekrar o pozisyona farklı bir eleman alıp da o işi öğretmeye çalışayım? Sadece bana bağlı olacak diye. Bakın hainlik apayrı bir konu. Benimle aynı siyasi görüşten olmayabilir. Tabii. Beni eleştirebilir. Eleştirmekle hakaret etmek arasında çizgi çok ince. Evet, aynen. Doğru. O ayrımı doğru yapabilmek önemli. Doğru. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama herkes birbirine saygı duymak zorunda. Doğru. Dolayısıyla tecrübeli insanlarla çalışmak her zaman için bir belediye başkanının işini kolaylaştıran en önemli etkenlerden biridir. Dolayısıyla senelerini orada o işe, o göreve vermiş insanları değiştirmek her şeyden önce bir kere benim işime gelmez. İkincisi de kimsenin ekmeğiyle oynamak bizim yapımızda olan insanlara zaten yakışmaz. Gördüğünüz gibi iyi ki ben aday falan değilim. Böyle bir aday buldunuz öpün başınızın üstüne koyun. Gene yırttınız, bu seçimde de yırttınız. Hadi ben gene aday değilim. İşinize gücünüze devam edeceksiniz. Yani ben orada onu açıklarım da şimdi zamanınız, sizin zamanınızda şey yapmayayım, eritmeyeyim. Nasıl isterseniz. Ben isterseniz varsa bir iki, üç proje bunları alırım. Çünkü zamanımız hatta bitmiş. 55 dakikamız olmuş. Aa, ne İşte, çabuk geçti zaman. Şükürler olsun her konuğum bunu söylüyor. Gittik diyor. Çok özür diliyorum başkanım. Rica ederim. Gittim diyor bir programa diyor Süleyman'cığım diyor. Ya, konuştuk diyor. 20 dakika geçmiş daha diyor. Seninkinde diyor bir saati geçmiş diyor haberim yok dedim. Ya, o, buranın atmosferi farklı. Aynen öyle. Buranın atmosferi farklı başkanım. Ama ben sizden hemen bir toparlayayım tabii ben. Ki tabii ki. Tabii ki. Üstüne basa basa söylüyorum. Gerçek, sosyal, dürüst, şeffaf, paylaşımcı belediyecilik anlayışı. Çok spesifik sorunlar. Trafik sorunlarının çözümü, altyapı sorunlarının çözümü. Kültür sanat merkezi halinde
Buca'yı yaşayanlar için bir cazibe merkezi haline getirmek, İnşallah. Elbette ki cezaevinin orada olmaması, sağlık hizmetlerinin daha yararlanılabilir, daha faydalı, daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesi evet. ve 500 bin nüfuslu bir ilçeye hak ettiği bir hastanenin mutlaka ve mutlaka kurulması, Doğru. kapalı pazar yerinin yapılması, asfaltlama çalışmalarının, özellikle sokak aralarında hizmet gitmeyen mahallelerdeki asfaltlama çalışmalarının tamamlanması, kadınların bir şekilde ev hanımlarının mutlaka ve mutlaka üretime katılması. Üretime katılmaları çok önemli ve çok değerli benim için. Doğru. Her mahallenin sorununu da orada kuracağımız halk konseyi, halk komitesi, bunun adını her ne derseniz deyin, orada yaşayan insanlarla birlikte karar verip sorunları tespit edip çözümün ortak alınması. Bunlar en temel projeler. Üniversite öğrencilerini, sokak hayvanlarını unutmayalım. Bunlar da eklemek istediklerim, böyle bir hızlı bir şekilde toparlamış oldum. Ben de son soru olarak size şunu soracağım. Tabii projelerimiz bunlar. Bir Bucalı neden size oy vermeli? Çünkü samimiyim. Çünkü samimiyim, çünkü dürüstüm. Ve neysem oyum, şeffafım. Gerçekçi olmak gerekirse diyorsunuz. Aynen, dürüst olmak gerekirse, gerçekçi olmak ben gerekirse. Ben şimdi onu söyleyemezdim çünkü ben Saadet Partili değilim, hani onu siz söyleyin istedim. Bizim sloganımız istedim. Biliyorsunuz, evet. Bu seçimde kullandığımız ana tema dürüst olmak. Evet. Adaletli davranılmasını isteyen, dürüst belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışıyla tanışmak isteyen herkesin oyuna talibim. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bu bir milletvekili seçimi değil, genel seçim değil. Biz evet. adaya oy ver diyoruz, evet. partiye değil. Biz parti belediyeciliği değil, halk için belediyecilik yapmak istiyoruz. Ve inanmış insanlarla, bana gerçekten inanmış ve güvenmiş insanlarla yola çıkmak istiyorum. Bu 4 ya da 5 sene sürecek en kısa zaman diliminde bu kadarlık sürelik bir yolculuğu ikna edilmiş insanlarla çıkamazsınız. Doğru. Dolayısıyla seçmene, her ulaştığım seçmene derdimi anlatıp, kendimi anlatıp, samimiyetime, dürüstlüğüme inanmalarını istiyorum. Bunun da hani bir karşılığını görüyoruz. Çok sağ olsunlar. Evet. Umarım her şey çok güzel olacak. Çalmadık kapı, sıkmadık. El, el bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Kesinlikle. Ceren Hanım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza çok sağ sağlık. olun. Teşekkür ederim. Bak hiç uzatmadan kapatacağım. Hemen dağılın gidin. Nereye gidiyorsanız gidin. Konuğum da vardı. Bugün bak küfür de etmedim bugün. Ha, hiç etmeden bırakalım. Bayramlar Civata'nın katkılarıyla hazırladığımız Ferasette bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğum Saadet Partisi Buca Belediye Başkan adayı Sayın Ceren Karay'dı. Buca'yı konuştuk. Sohbetimizi ettik. Samimiyetine baktık. Dürüst olmak gerekirse biz ikna olduk. Hadi bakalım. Yarın tatil. Yatın uyuyun. Görüşürüz.